Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben İsmail Urfalı. Bugün The Clint'teyiz. Arkadaş bize haber verdi. Kuş çıkacakmış. Süs kuşları. Eğer isteyenler olursa, talep olan olursa. Geçen pavuçta artı şef. Ama pavuçta evet. Bunlar çoğu çıkacak bu kuşların. Geçen de preyşini bekçe. Leysen de kuyum. Mazeyek 7,5 liradan başlıyor arkadaşlar. Adresi alta bırakacağım. Buradan eğer beğenen olursa 7,5 liraya kuşları bırakacağım diyor. Sağ ol. Bayağı maşallah ya. Bunlara bakın arkadaşlar. Sen şimdi rev. Ya. Tüydeler arkadaşlar. Ne işte şef? Amosyal. Neyse bunlar da 7,5 lira. Dus mogen ook bijvoorbeeld deze voor 7,50 nemen of niet? Nou ja, als je kwijt wil, dat is een oude dochter, die doe ik niet weg. Oké. Oké, ja, böyle tam böyle anaçları değil de bu yavruları mesela şunun yanındaki Didin Aş bijvoorbeeld, die wel bijvoorbeeld toch? Ja. Ya, öylelerini 7,5 euroya veriyor. Arkadaşlar adresi bırakacağım yine diyorum. Eğer ihtiyacı olanlar olursa buranın yetkilisi. Verzanten. Deze? Dit, ja. Dit soort? Wat is dit? Zilververzanten. Die doe je ook weg? Ja. Wat kost die? 25 euro per stuk, dus 50 euro voor een koppel. 50 lira arkadaşlar, Allah'ım inanılmaz bir şey. Ik kijk even zo die kant op. 50 lira bunun çifti. Bunları da veriyormuş arkadaşlar. 50 lira çifti. Deze? Dit zijn ook die speciale pauwstaarten. Ja. Die... En deze? Ja. Dit zijn ook verzanten? Goudverzand. Goudverzand, dit kost ook 25 per stuk? Ja. 25 lira arkadaşlar tanesi. Deze dingen? Hier zijn parelhoenders, die heb ik op het moment niet. Oké. Okay. Kippies, ja, die zijn dan natuurlijk allemaal niet te zien, niet overal. Arkadaşlar, bu jeans tavuklar. Dit zijn dus şabos. Şabosmuş. In verschillende kleuren, maar ik weet niet wat ze allemaal zitten. Çeşit çeşit renkleri, daar zijn de kuikentjes overal. Ja, zie je oh, dat? Ja. 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 Wat kostte deze dan? Allemaal 12,5 euro. 12,5 arkadaşlar. Hangi jeans tavuk alırsanız buradan. Deze? Wat zijn dit? Nee, parelhoenders. Nee, niet. En die achterste? Die dat... Die, ja, die duiven die... wel, maar die pauwstaart. Of die duiven wel, maar die parelhoenders niet. Oké, okay, en deze kosten? Allemaal... Oh, die duiven? Die ja, duiven. Ja. Allemaal 7,5 euro. Bunlar da 7,5 lira kadar çifti. En hier zit nog verzand in ergens. Oh ja, hier achter. Oh, van die ja, ene... In, ja, is goed. Deze vogel. Die? Die kuifduiven. Wat hoe heet dat? Kuifduiven, Australische kuifduiven. Australia dan geliyor arkadaşlar. Australische duif. Hoeveel kost die? Dan moet je overal de prijs bij hebben. Jawel, nou, maar dan kunnen ze weten oh, van okay. Ongeveer hoe of wat. Maar die zijn 40 euro per stuk. Ha, çifti 80 lira, tanesi 40 euro. Arkadaşlar. Dan hebben ze een idee. De verzanten lopen onderaan de grond. Oké. Okay. Dit is de Lady Emmer. ladies first. Hele aparte duif is dit, hè? Ja, zo. Duiven. Zie je bijna nooit, hè? Arkadaşlar, bunu gerçekten 40 lira tanesi... Bir bakınız, eğer ihtiyacı olan varsa gerçekten bunu bulmak da bir dert. Bunu böyle her yerde bulamazsınız bunu. Yani gerçekten bunu bulamazsınız. Ben buradan diyorum. Ben görmedim. En beneden is de die kosten? Dat mag verzand, allemaal dezelfde prijs. Oké. Okay. We zijn wel in de ruiming, maar die zijn zo met... Tuurder arkadaşlar. Nou, aan de overkant hebben we ook weer mooie kippetjes. Zo. Zo. Daar zitten die schrama's nog. En kippen en hanen maakt niet uit, allebei 12,50. Ja. 12,5 lira arkadaşlar. Tavuk veya horoz, süs tavukları, şunların hepsi 12,5 euro.
Is er een reden waarom je ze veel weg doet, omdat je veel hebt nu? Ja, allemaal kuikens. Ja, hè? Ja? Çok yavru var arkadaşlar. O yüzden artık dus het werkt zeg maar als je kuikentjes hebt, dan doe je zeg maar de ouders weg zeg maar. Nee, de kuikens weg. Oh, de kuikens. Nou, welke zijn kuikens dan hier? Ja, allemaal. Zijn het allemaal kuikentjes nog? Ja. Voorzitter, ja, allemaal de ja, in januari zijn we al begonnen. Oké. Okay. December altijd al. Dus deze kip, als ze deze zo meenemen, dan kost die 12,50 toch? Ya, ha şöyle götürürseniz, ne götürürseniz 12,5 lira. Dat was het een beetje zo, hè? Ja, precies. Dan zijn er verzante duiven en dan laat ze maar komen. Ik zal kijken wat erop komt. Of het hartstikke druk wordt. Nou, adam diyor, bakalım hele ne gelecek, merak ediyorum diyor. Arkadaşlar, gerçekten diyorum burada yok paraya kuş veriyorlar. We hebben nog kuikentjes binnen en zo, hè? Ja, ook nog wel wat, ja. En bir içeri de bakalım. Şöyle yere tutuyorum. Orada çocuklar var. Çekmemek için arkadaşlar. Ik ga weer verder, want ik... Ja, nee, ik ga even naar binnen. Ja. Arkadaşlar. Bunlar satılık değil. Hello. Ne? Arkadaşlar burada gerçekten ne ararsanız var. Yani şöyle yavrulardan tutunuz. Mesela yavruların tanesi kaç paraydı tam olarak bilmiyorum da. Yani ucuz ucuz veriyorlar. Tavşanlar var. Buyur. Tam burada da yok yani ya bilmiyorum yani gerçekten ne bileyim yani ne kadar tuhaf bir yer ya. Şuraya bakın arkadaşlar burada da köpekler var. Her gün başka bir şey görüyorum ya. Buyur. Sen koyun musun? Köpek misin? Hey. Kaşeti. Hey. Yazık ya. Hayvanlar böyle işte. Şimdi sorsam burada ne işi var bunun? Adam diyecek şunun yerinin büyüklüğüne bakın falan filan. Ne bileyim ben... Hey. Gaat deze ook naar buiten af toe? Ja, die ook af. Ha, bu arada bir dışarı çıkıyormuş arkadaşlar. Orada. Arkadaşlar burada yok. Şöyle. Hallo. Hallo. Arkadaşlar, bay olduydu ben buraya geldim. Şimdi bana süs kuşu falan sordular. Adam da demin dedi yani fiyatlarda pek şey etmek istemiyor. Yani yanlış anlaşılır diye. Hani siz geldiğiniz zaman eğer gelirseniz ben aşağı adres bırakacağım. Gelirseniz yani mesela bu papağanlar satılık değil. Ama normalde tavuk, civciv, efendime söyleyeyim kuş, orada gördüğünüz kuşlardan ne bileyim yani 7,5 lira, süs tavukları 15 lira, civcivler daha ucuz. Normalde buranın patronu da bu arada arıza bir adam. Bu arıza, yani arıza derken biraz asabi bir adam. Hello. Götüreyim mi sizi? Götüreyim mi? Arkadaşlar ihtiyacı olan izler
gelir buraya. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl beğeneceksiniz? Şöyle göstereyim. Şimdi bu civcivler yemeyen civcivlerin hepsi yani normalde gidebilir arkadaşlar. Sanki civciv 10 sene sonra yemiyor. Yumurtadan çıkar çıkmaz yemiyor arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki sefer görüşmek üzere.